Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeşil mercimek, kabak ve birkaç malzemeden hazırladığım lezzeti doyumsuz bir tarifi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarım çay bardağı kadar yeşil mercimeği kaseye aldım. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Her zamanki gibi mercimeği haşlamayacağım. Mercimeği şişirerek pişirme süresini azaltacağım. Hem bu şekilde mercimeğin kabuğu da soyulmuyor. Yaklaşık bir saat bekledim. Ben günlük işlerimi hazırlarken yaparken mercimek kendi haline şişti. Şu an görüyorsunuz ezilecek kıvamda. Hemen bir taşım kaynayınca afiyetle yenir. Mercimeği süzdüm kenara aldım. 3 tane kabak kullandım yaklaşık 500 gram kullanmış olduğum kabak miktarı dış kısmını çatalla çizikler atıyorum sonrasında dilimlere ayıracağım çok ince olmayacak şekilde kabağa doğruyorum bugün sizlerle kabakla hazırladığım lezzeti kıvamı yerinde bir tarifi daha paylaşıyorum. Umuyorum ki hazırladığınızda bu tarifi de çok beğeneceksiniz. Yarım havuç kullandım. Havucu hem renk hem de lezzet versin diye ekledim. Az miktarda ekledim. Büyük boy bir tane de soğan. Her yemeğimin olmazsa olmazı tabii ki sizlerinde. Benim kadar bol miktarda kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben baya bir kullanıyorum yemeklere. Soğanı doğradıktan sonra bir kahve fincanı kadar zeytinyağını tencereye aldım. Soğanı ekledim, hafif soteledim, havucu ilave ettim. Havuç da karıştı soğana. Bir yemek kaşığı domates, biber, karışık salça ekledim. Konserve domates sos da ilave edebilirsiniz eğer ki varsa. Ben salça eklemeyi tercih ettim. Salçayı da iyice karıştırdım. Sıra geldi mercimeğe. Ve yarım su bardağı haşlanmış dondurucudan çıkarttığım nohutu ekledim. Karıştırıp sonrasında Ağzını kapatacağım. Biraz lezzetlerin kısık ateşte birbirine geçmesini bekleyeceğim. Ağzını açtım. Tencerenin sonra kabağı ekledim. Karıştırdım ve 3 diş sarımsak ilave ettim. Bu tarife sarımsak çok güzel yakışıyor. Bazen yorumlarda sarımsağı bol kullandığım söyleniyor. Evet doğrudur. Ben her yemeğime bol miktarda kullanıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, karabiber ve kimyon ekledim. Ben çok yakıştırıyorum sarımsağı sevdiğim için. Eğer ki sevmiyorsanız, tercih etmiyorsanız sarımsak eklemeyebilirsiniz. 2 su bardağı kaynar su ilave ettim. Yemeğin suyu kaynadıktan sonra orta ateşte pişireceğim. İçerisindeki mercimek pişmiş kıvamda, nohut zaten haşlanmıştı. Sizler de biliyorsunuz. Kabak da çabuk pişer. Sadece görüntüsünü göstermek için açtım ağzını ve şu an istediğim kıvama ulaştı. Ocağın altını kapatıyorum. şöyle bir karıştırıp soğumaya bırakacağım. Hafif soğuduktan sonra içerisine dereotu ilave edeceğim. Kapağını kapattım ve biraz beklettim. Yaklaşık 10 dakika kadar beklettim. Sonra dereotu ilave ettim. 6 dal kadar dereotu doğramıştım terot ve kabak güzel bir ikili. Bu tarife de lezzet verdi. Hazırlamış olduğum yemeği servise aldım. Sizlere mercimeği göstermek istiyorum. Ön haşlama yapmadım. Sadece şişirdiğim mercimeğin kesinlikle kabuğu soyulmuyor. Bunu yakından göstermek istiyorum sizlere. Belki yemeğin içerisinde karışık olduğu için belli olmaz. Bakın kabuğu hiçbir şekilde soyulmuyor öncesinde ıslanan mercimeğin. Servis tabağını alıyorum yemeği. Hafif sulu, güzel. Dilerseniz ekmek bandıracağınız, dilerseniz kaşık kaşık yiyeceğiniz bir lezzet. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere.